Yıl 1966. İngiltere'nin Worthing kentinde hava hafif bir serinlik taşıyordu. Müziğin ve ritmin canlanmak üzere olduğu bir zaman dilimiydi. Bir radyo dükkanı sahibi olan John Bowers, en yakın arkadaşı Roy Wilkins ile bir dükkanın sessiz ve sakin bir köşesinde oturuyorlardı. John Bowers ellerini cilası yeni atılmış bir hoparlör kabini üzerinde gezdirirken gözleri parıldıyordu. Bowers and Wilkins o büyülü sessizliğin bozulduğu ilk notalarla hayata geçti. John 70'lerin başında bir dizi hoparlör tasarladı ve bu hoparlörler yavaş yavaş döneminde müzik kalitesi konusunda Bowers and Wilkins'i bilinen bir isim yaptı. 1979'da John 801 isimli modelini piyasaya sürdü ve bu model şu an günümüzde mesela 800 D4 var. O 801 modeli 1979'da sadece hi-fi camiasında popüler hale gelmedi. Müzik salonlarının yanı sıra, yani konser salonlarının yanı sıra Abbey Road ve BBC gibi stüdyolarda kullanılmaya başladı. Bu John için oldukça gurur vericiydi. Son yıllarda Bowers & Wilkins aktif sistemlere yatırım yaparak iyi sesin daha geniş kitlelere yayılmasını sağladı. Artık evlerin her köşesinde, parklarda, bahçelerde veya toplu taşımada Bowers & Wilkins'in özgün tınısı yankılanmaya başladı. PX8 bunun en son örneği, bu yeni amiral gemisi kulaklık. Dış dünyanın gürültülü arka planından sizi soyutlayıp çok yüksek çözünürlüklü bir müzik kalitesiyle baş başa bırakıyor. Kesinlikle en ilerlikinde olmasına rağmen PX8 benim şu ana kadar dinlediğim en detaylı, en temiz ve en şeffaf bluetooth kulaklık değil. Ama bu videoda bahsedeceğim sebeplerden dolayı tüm kriterlere kuş bakışı baktığımda kesinlikle benim kablosuz kulaklık tercihim. John Bowers ve Roy Wilkins'in azimli ruhu bu hikayedeki her yeni sayfada yaşamaya devam ediyor. Ama onların hayallerinin gerçekleştiğinin kanıtı için çok uzaklara bakmaya gerek yok. PX8 bunun en son örneği. Başlı mı? Kayıtta mısın? Ben girdim abi. Tamam. 3, 2, 1. Kayıttayım. Girdin mi? Evet. Akıyor. PX8'in sunumu elinizde bir premium kulaklık olduğunu dile getirir nitelikte. Hem PX8 McLaren Edition'ın hem de standart PX8'in beraberinde gelen aksesuarlar aynı. Siz kutu içeriğinden çıkanlara baka durun, ben de hazır manzarayı yakalamışken kulaklığı size biraz anlatayım. PX8 bir kere son derece sofistike ve etkileyici bir kablosuz kulaklık. Alabileceğiniz en iyi ses kalitesine sahip lüks ve premium kulaklıklardan bir tanesi bu. Kullanılan 24 bit DSP sistemi ve yeni sürücünün birleşimi, geniş bir ses sahnesi içinde yüksek çözünürlüklü, detaylı, şeffaf, sıcak ve müzikal bir sese dönüşüyor. Bu yeni sürücü karbon diyaframlı ve kabin içerisine tam olarak kulaklarınıza nişan alacak şekilde açılı yerleştiriliyor. P9 ve PX'ten bu yana sahne içi konumlandırmada fark yaratan bir akustik geliştirme bu. Bu kulaklık Qualcomm aptX Adaptive ve aptX HD kodeklerinden faydalanarak Bluetooth 5.2 altyapısında aktarım yapıyor. USB üzerinden bilgisayara bağlanarak bu sefer kayıpsız dinleti yapabilmeniz de mümkün. Yakınlık sensörü, 15 dakika sonra otomatik uyku modu özelliği, kullanıcı dostluğu mobil uygulama deneyimi gibi birçok teknoloji PX8'in bir akıllı kulaklık olduğunu gösteren işaretler. Tamam abi. Tasarım söz konusu olduğunda evet, Ben Gelosen'i öne çıkartıyorum çünkü gerçekten çok eşsiz tasarımları var. Bu Danimarka markası zaten tasarım ve malzeme kalitesiyle öne çıkıyor. PX8'in aşağı kalır bir yönü yok ama konfor ve ses kalitesiyle H95'le kıyasladığımda yine PX8 önde olacak mesela. Şimdi elimde iki renk PX8 var. Biri McLaren Edition, diğeri bej renk. Siyah rengi de var piyasada, o bende yok. Şimdi bunları kutusundan çıkartıp daha yakın kadrajda kulaklığın detaylarına bakalım. Bowers & Wilkins kulaklıkları bana gönderdiğinde bej renginin favorim olacağını düşünmüştüm. Herhalde günlük hayatta bunu kullanırım diye düşünmüştüm. Gerçekten de daha premium gibi duruyor. Ama McLaren Edition daha özel. Gerçek hayatta bu gri ve turuncu karışımı özel bir renk. Gerçekten dikkat çekiyor, öyle diyeyim. Şimdi daha da yakınlaş, kulaklığın detaylarına bakalım. İskelet dökme alüminyum. Gayet sağlam bir malzeme. Kulaklık yanlış hatırlamıyorsam 320 gram. Mükemmel, konforlu bir kulaklık. Çok da dayanıklı. Yeteri kadar esnek. Hiçbir sıkıntı yok. Bu kaplamalar ben suni deri zannediyorum ama gerçek deriymiş.
araştırmama göre gerçekten en kaliteli deri türlerinden biri olan Nappa derisi kullanılmış burada. Ne olduğunu ilk defa öğrendim. Bilmiyorum, dokunuş hissiyatı bana öyle gelse de evet, çok premium, yumuşacık ve dayanıklı gözüküyor. Eyvallah, ben öyle zannetmiştim. Gerçek deriymiş. Öyleyse buradaki tüm materyallerin en top, en premium noktada olduğundan bahsedebilirim. Sağ tarafta manuel bir switch var. Ben bunları seviyorum. Her şey dokunmatik olduğu zaman biraz daha az emin oluyorum kulaklık kontrol ederken. Tuşlar iyidir. Şimdi yukarı kaydırıp beklettiğinde pairing, yani yeni bağlantı moduna geçiyor. Aşağı kaydırdığında kulaklık kapanıyor. Ortadayken switch ne oluyor? Kulaklığı açmış oluyorsun. Ama bu switch hep ortada kalabilir çünkü bu kulaklık 15 dakika sonra auto standby, yani uyku moduna geçebiliyor. Kulağınızdan çıkarttığınız zaman tekrar kabından çıkartıp kafanıza taktığınızda açılabiliyor. Uygulamadan yeni pairing modu da alabiliyorsunuz. Şu tuş hiç olmasa da hayatımız değişmezmiş. Aşağıda ses açma, kısma ve durdurup başlatma düğmeleri var. Yine bununla tabii çağrılarınızı cevaplayabiliyorsunuz. Şurada bir quick action ya da multifunction butonu diyebileceğimiz bir buton var. Bununla ANC ve ambiyans modu arasında geçiş yapabilir ya da akıllı asistanınızı size kendinize çağırabilirsiniz. Macron Edition ağırlığıyla malzeme, materyal seçimleriyle, düğme yapılarıyla tamamen aynı. Burada farklı bir renkten bahsediyoruz. Daha kaliteli malzeme yapısı diyemeyeceğim o yüzden McLaren Edition için. Ama daha özgün, kulaklığınızda farklı bir kulaklık olduğunu herkese bas bas bağıracağınız bir model diyeceğim. Şimdi lütfen kemerinizi bağlayınız. Koltuğunuzu dik, masanızı kapalı, güneşliğinizi açık duruma getiriniz. Sizin iniş öncesinde yerine yerleştirin. PX8 mikrofon testi yapıyoruz. Sol tarafta kardeşim var, bej rengini takıyor. Benim elimde McLaren Edition var. Operatör kaliteniz ya da oturduğunuz yere göre, bağlantı gücünüze göre bu mikrofonun çözünürlüğü değişiyor olabilir. Buradaki veri genişliği değişiyor olabilir. O yüzden ben gerçek hayat testi yapmak istedim. Kulağımda Ambio Binaural mikrofon var. Kardeşim beni arayacak. Zaten ses tonumuz da aynı. O yüzden mükemmel deneysel bir çalışma oldu yani. Şu an Ambio'da ses. O yüzden beni çok daha az duyuyorsunuz. Ara beni. Arıyorum. Alo. Alo. Sesim geliyor mu? Şimdi solda bir park var. Kameraman, soldaki parkı alabilir misin? Yani şunu göstermek istedim. Az çok insan sesleri geliyor, çocuk bağırışları falan. Ben şu an senin mikrofondan böyle bir şey duymuyorum. Demek ki mikrofonda ANC var. Ben şunu söyleyeyim. Etrafta çok ses var ve senin çok temiz geliyor sesin. Sadece seni duyuyorum. Abi güzel. Baya güzel bir şey. Toplantınızda bunu kullanabilirsiniz. Mükemmel değil. Olması gerektiği gibi bir sıkıntı yok. Gerçek hayat testini yapmış olduk. Bitti değil mi? Tamamdır. Herhalde bitti. Toplantılarınızda falan dış gürültüleri engelleyerek demek ki kullanabiliyormuşuz bu mikrofonu. Kardeşimiz ses tonuyla benimki aynı tıpatıp. O yüzden mükemmel deneysel bir çalışma oldu bu yani. PX8'in tek özelliği sizi müziğinizle baş başa bırakan gürültü engelleyici bir yol arkadaşı olması değil. Bu kulaklık aynı zamanda bir kablosuz kulaklığa nazaran yüksek çözünürlüklü ve detaylı bir ses kalitesine sahip. Orta bas frekansı öncülüklü karakterin her müzikte gövdeli bir sunum yarattığını duymamak mümkün değil. Bununla birlikte nispeten dengeli orta frekans cevabına sahip PX8 ile vokal ve gerçek enstrüman deneyimi, pazardaki çoğu alt seviye kablosuz kulaklığın aksine off-tone hissettirmeksizin gerçekçi ve doğal bir duyum sağlıyor. Bu karbon sürücü, enerjik ve detay odaklı tizlere sahip. Şiddetli alt frekans tepkisine karşı yine önde üretilen üst frekans grubu genel tınıyı dengeleyerek müzikal hissiyatın temelini sağlamlaştırıyor. Kulağımı en çok tırmalayan 4-8 kHz grubunun 10 kHz ve üstü olan üst tiz bölgesine kıyasla daha az enerjiye sahip olması kişisel tercihlerime uyuyor. Yine de equalizer yapmak illegal değil. Birazdan son fine tuning için güzel bir equalizer ayarı paylaşacağım. PX8'in sonik karakteri orta ve üst frekanslarda hızlı bir transient cevap ile
geniş bir sahne içinde kurulan çok iyi resimleme yeteneğine sahip olarak tanımlanabilir. Hızlı ve sıkı sürücü tepkisinin arkasında karbon diyafram teknolojisinin, geniş sahne ve iyi resimleme yeteneğinin arkasında ise bu sürücünün açılı konumlandırılması olduğunu söyleyebilirim. Aksi şekilde, örnek olarak belki Focal Betis'in aksine, PX8 alt frekanslarda sustain'i uzun, yayvan bir salınım yapıyor. Bunun müzikalliğe ve eğlence faktörüne bir artı olarak yansıması ile olumlu bir tonal manipülasyon olduğunu söyleyebilirim. Burada görüntüyü durdurup kendi PX8'inizi benim duymaktan keyif aldığım PX8'e dönüştürebilirsiniz. PX8 mükemmel olsa da piyasada rakipsiz mi? Hayır. Benim diğer önerdiğim iki premium Bluetooth kulaklık, Bang & Olufsen H95 ve Focal Betis. Bir de belki PX7 S2 ile karşılaştırılabilir. Bunun alt modeli yakın özellikleri var, farklılaşan yanları var. Onu bir sonraki videomuzda ele alacağız. Bu ikisi PX8'in gerçek rakibi. H95 özgün tasarımsal elementlere ve özelliklere sahip. Mesela bu sağ taraftaki halka ile ses yüksekliğini hassas bir şekilde kontrol edebiliyor. Sol taraftaki halka ile şeffaflık ve ANRC modu arasında yine hassas geçişler yapabiliyorsunuz. Materyali daha kaliteli değil, yine gerçekleri alüminyum, yine gerçekleri alüminyum. Gerçekleri alüminyum, hatta bir de magnezyum var burada. Benzer noktalar. Bu arkadaş katlanabilir yapısı. Bang & Olufsen ses karakteri, yine çok kaliteli sesi var. Bunun sürücüleri zannediyorum titanyum diyaframa sahip. Bu mesela karbon, Focal Betis'te alüminyum, magnezyum. Abi hepsi bu markaların, Fransız markası, Danimarka markası, İngiltere markası yapabildiğinin en iyisiyle ortaya konulmuş özellikler içeriyor. Tasarım için Bang & Olufsen. Daha iyi ses kalitesi için daha kolay öne çıkan mikro detaylar ve biraz daha şeffaf, bir pasif hi-fi kulaklığa daha benzer bir sunum için Focal Betis, daha iyi akıllı özellikler, daha iyi ANC performansı ve genel tüketicinin yüksek çözünürlüklü sesi elde edip yine de tüm müzik türleriyle daha fazla beğeneceği, beğenme ihtimali olduğu kulaklık ise PX8. O yüzden işte tüm kriterler değerlendirildiğinde konforu, tasarımı, ANC kalitesi, fiyat performans noktası, çözünürlüğü, detay başarımı. Bak mesela bu tasarım yöne çıkıyor. Mesela bu biraz daha yüksek çözünürlük ve biraz daha detaylı performans yöne çıkıyor. Abi yani hepsini bir puana koyduğun zaman PX8 güvenli seçim oluyor. Konforu, yine de iyi tasarımı, yine de iyi malzeme kalitesi, yine de iyi ses kalitesi ve gerçekten çok kolay beğenilebilir. Hata affeder, yeteri kadar iyi ses kalitesiyle benim tercihim oldu. Bu iki kulaklıkla da yanlış gitmezsiniz ama ben bir kulaklık satın alacak olsam bugün Bluetooth kulaklık olarak PX8 alırım. Bak, evde pasif hi-fi kulaklığım yoksa ve hi-fi deneyimine daha yakın olmak istiyorsam Focal Betis alıp bunu yaşamaya çalışacaksın. Audiofillere önerim. Kendini audiofil olarak tanımlayan ve kablolu kulaklık deneyimini dışarıda da kullanmaya çalışan kullanıcı önerim bu. Ben biraz daha sofistike gözükeyim. Ben özel giyinen, kombinlerime dikkat eden bir insanım dersen Bang & Olufsen markasıyla hiçbir zaman yanlış düşmezsin. Abi ben bir tane Bluetooth kulaklık almak istiyorum. Evde kablolu kulaklıklarım var. Bu da dışarıda benim akıllı özelliklerden beklentimi, bana yaşattığı iyi mikrofon kalitesi, iyi mobil uygulama deneyimi, iyi ANC gibi böyle avantajları en iyi kalitede yaşatsın. Ben hiçbir konuda yanlış gitmeyeyim diyorsan PX8. Bu güzel ortamdan sizlere bu karşılaştırmayı yapmak çok keyifliydi. Dağları, taşları, denizleri, çimenleri gezerek bir kulaklık incelemesi yapmak ilginç oldu. Sanki böyle bağırsam ilkis bana servetler dökmüş de bu kulaklığa prodüksiyon yapmaya çalışıyormuşum gibi. Şaka bir yana, bu kulakları bana bağırsam ilkis gönderdi. Ama ben 2 hafta önce falan Bang & Olufsen H95, Focal Betis ve bağırsam ilkis PX8'i karşıma koyup benim 2023'te önerdiğim 3 premium Bluetooth kulaklığı, üçünden birini de alsanız yanlış gitmezsiniz. Hepsinin en önemli özelliklerini, mesela Focal Betis'te ses, Bang & Olufsen H95'te tasarım ve belki bir tık daha iyi malzeme kalitesinden bunda aşağı kalır bir yanı yok. Günün sonunda PX8 benim tercihim oldu ve niye tercihim olduğundan bahsettim. Bu videoda da 20 dakikadır 30 dakikadır bunu yapmaya çalışıyorum. Birçok yanı var. Tekrar şimdi özet geçmeyeceğim. Ama ben bu videoda kendimi denemek istedim. Kulakla hiçbir alakası yok aslında. Ben yapabildiğimin en iyisini benim 2023'te tercih ettiğim bu premium kulaklık için yapmak istedim. PX8 ile diğerleri yanlış gitmezsiniz ama bununla hiç yanlış gitmezsiniz arkadaşlar. Görüşürüz.